Merhaba sevgili basketbol severler. Euroleague Podcast'te bugün Igor Kokoskov özel programı Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Igor Kokoşkov. Onunla ilgili konuşacağız. Cenk Duruk'la birlikte. E, nedense benim girişi yapmamı istedi. <laughs> Ama neden olduğunu biliyorsun senin giriş yapmamı istedim. Bu arada çok iyi giriş yaptın. Gören de yani bir 40 senedir televizyon önündesin falan. 36 mı? 36. 36. 36. <laughs> 36. Takdir ettim biliyor musun? nemişti Evet Cenk e, kokoşkov abi hoş geldin hoş bulduk program açılışı için teşekkür ederim yani e, her, herhalde en az şaşıran ben oldum Evet Çünkü e, alendik böyle o daha doğrusu bana sordu Sence kim olacak diye Yani ben dedim ki yani Ortalıkta dolaşan isimlerin olmayacağından eminim dedim. Zaten kurduğun cümleyi alene ben ona bana gönderdin ya. Onu aldım tweet attım. Öyle <laughs> mi? Onu da söyle istiyorsun ha. evet. Ama, Ama seni o, de mention'ladım. O, o, o rüyadan sonra, o rüyadan sonra diyorsun değil mi? Evet yani ha. şey Kokoşkov'la beraber e, yani Mauricio da İtalyan olduğu için ilk olarak piyasada tecrübeli İtalyan koçların isimleri dolaşmaya başladı. Ama e, Obradovic'in arkasından <laughs> o isimlerin yani hiçbirinin ben başarılı olabileceğini düşünmüyordum. Kokoşkovla ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, bir kere NBA'de inanılmaz takdir görüyor. Yani şimdi diyeceksin ki inanılmaz takdir görüyor. Bir sene bir e, baş antrenörlük 2018 miydi? E, Phoenix'te baş antrenörlük ııı e, Görevi Mike, almış. James mi de? Mike James Mike James'le beraber çalışıyordum orada. Ya bir cümle bitirebilir miyim ya? Hayır bitiremezsin. Allah'ım ya. Soydum. Aldın sazı gidiyorsun. Hem programı açtın, ne bana soru sordurdun, gidiyorsun. <laughs> Şimdi evet e... Sayın Doncic buyurun. Doncic giydim. <laughs> Çünkü Phoenix'te seçtiremedi, değil mi? Eğer hayır Avrupa Şampiyonasını kazanmıştı Doncic, Dragic, evet. Prepelic falan ee, evet. çok da sürpriz bir şeydi. Namalup kazandılar. Ee, Randolph da var. Randolph da oynamıştı ama çok parlak oynamamıştı. Şimdi Don Cici aldırabilseydi Phoenix'e bence hala oradaydı. Yani çünkü e, artık oyun giderek kısalara doğru gidiyor. Doncic kısa ama kısa değil. E, yapamadığı şey yok. Ee, ama o maalesef olarak kısmı. maalesef şey yapamadı. Yani Diandra Eight'ini almayalım şeyine ikna edemedi. Edememesinin sebebi de o yıl NCAA'lerde böyle uzak ara tartışmasız eğitim bir numara falan değildi. Ee, önemli adaylardan biriydi ama Arizona Üniversitesi'nde okuduğu için Phoenix'te Arizona'da olduğu için bilet de satar şudur budur diye. D'Andre Ayton'ı aldılar ve şimdi tabii ki Don alamadıkları için beğendin mi Don Luca? Seyretmiş miydin Godfather? Ben niye bu tişörtü görmedim? Her şeyime el koyuyor. Her şeyime. <laughs> Buradan büyük bir ihtimalle üstsüz çıkacak. <laughs> ee, o açıdan yani Kokoşkov'un e, NBA head coach kariyeri şu anda devam ediyor olabilirdi diye düşünüyorum bir. Şimdi neden başka teklifler almıyor? Bir kere Phoenix Suns'ın teklifini de kabul etmesi çok büyük hata. Çünkü bu kadar uzun yıllar ve başarılı bir şekilde asistanlık yapan koçlar genelde en azından ciddi bir play playoff şansı olan takımların başına geçer. Phoenix o sene hem çok genç hem çok yetersiz bir kadro hem de önemli sakatlıklar da yaşamışlardı. Yani gidebileceği bir de tabii NBA New York'la birlikte uzak ara en kötü yönetilen takımı yani. Öyle bir deneme yaptı ama şimdi Kokoşko'nun şöyle bir özelliği var. Bazen bir işi çok iyi yaptığın zaman o senin için bir handikap olmaya başlar. Şimdi asistanlık kariyerine baktığımız zaman ben onu ikiye bölüyorum. Bir tanesi Los Angeles Clippers'da başlayan Alvin Gentry'nin 3 sezon orada asistanlığını yaptı. Ve basketbolunda Alvin Gentry'nin çok bence etkisi var. Oynatmaya çalıştığı, oynatmak istediği. Phoenix beraber çalışmadılar değil mi? Şimdi kariyerini ikiye bölüyorum. Tamam. Biri Clippers'la Alvin Gentry ile başlayan üç yıllık bir asistanlık. Sonra Detroit'e geçiyor. Larry Brown'un asistanı oluyor. O yıl ben Detroit'teyken o Joe Dumars bizi tanıştırmıştı. Evet. Ve şöyle tanıştırmıştı. Bak çok çok hoşuna gidecek biriyle seni tanıştırıyorum. Ee, inanılmaz vizyoner bir basketbol beyni var. O zaman kadar ben... Sene 2002. 3. 3 mü? ben o zamana kadar hiç tanımıyordum. İşte orada biraz sohbet ettik. Detroit'te 5 sene kaldı. 3'ü Larry Brown'la, ikisi de Flip Saunders'la. İkisi de yani Brown'ın karakterini hiç beğenmem ama e, basketbol olarak, antrenör olarak ikisi de çok üst düzey antrenör yani. Flip Saunders'da e, Treviso'da iki hafta geçirmiştik. On gün. Eşiyle birlikte. Benim de sevgili canım eşim vardı. Bob, Bob Huggins vardı. Cincinnati koçu. Evet. Üç çift biz böyle bütün oraları gezdik. Alışveriş falan. Muazzam basketbol sohbeti etmiştik. Flip Saunders beni çok etkilemişti. Senin memnun kaldığın gözlerinden okunuyor da. Ablam da memnun muydu? Ablam çok memnundu. İyiyim. Ondan sonra biliyorsun, Detroit'le devam ederken Phoenix'in başına Alvin Gentry'i getiriyorlar ve Alvin Gentry yine yanına alıyor. Yani Alvin Gentry de ondan vazgeçemiyor yani. Bir de böyle bir şey var. İşte 7 sene veya 8 sezonu zaten Alvin Gentry'nin e, asistanı olarak geçti. Ondan sonra ikinci bir e, kapı açmamız lazım. Çünkü çaylak koçların tecrübeli baş asistanı olmaya başladı. Cleveland'da Mike Brown'la başlayan, Orlando'da Jack Vaughn, ondan sonra Utah'da Quinn Snyder <laughs> ki hala orada. Ee, Jack Vaughn'ın da belki New York'un <laughs> başına gelmesi konuşuluyor. Ve bu sezonda Luke Walton'la yani e, Sacramento Kings'te. Yani bir nevi böyle Tex Winters yani nasıl Phil Jackson onun yanından ayırmazdı yani... E, o işte Zen Master o psikolojik yönleriyle oyuncuların ilgilenirdi. Hücumu tamamen Tex Winters'a e, bırakırdı. Şeyde yani Bak'a bırakırdı savunmayı. Yani öyle bir görev üstlendi ve bu görevde başarılı olduğu için hatta ben ilk bu ismi söylediğimde Alen'e Alen dedi ki Avrupa'ya gelmesi mümkün değil. Biliyorsun Houston Rockets'ta e, Avrupa şeyi olarak çalışıyor. Mümkün değil dedi ya. O çok el üstünde tutuluyor orada. O açıdan öyle deyince biraz şaşırdım. Yani tek şaşırdığım nokta Mauricio'nun onu istemesi değil, Obradovic'in onu tavsiye etmesi değil, onun görevi kabul etmesi. Kabul, evet. Ama bu sene Bogdan'la çalıştı. Bogdan Bogdan işte. Divaç'ın da Divaç'ın da izin vermesi çok önemli. Diyorlar yani ben duyduğum kadarıyla diva şöyle artık zaten hani Kokoşkova da izin versin aldı kalbimizi kalbimizi götürdü diyelim Bogdanovic şey aldı götürdü o manada. yani şimdi diyet ödemiş olsun bari yani sen de bunu daha önce de konuştuk hatta Fenerbahçe'yi sevmeyenler buna kızıyor ama bu bir gerçek Fenerbahçe son 6-7 senedir sadece Avrupa'da değil Amerika'da da NBA'ye yolladığı oyuncularla hep gündemde olmasıyla çok büyük bir popülarite kazandı. Katılıyor. 2018 yani, Aralık ayında Twitter'da e, gündem olarak ya en çok konuşulan e, takımdı. E, şeyle yanlış hatırlamıyorsam Golden State ile beraber. 2018 Aralık'tı e, galiba. Tabii. Yani o açıdan e, D. izin vermesi biraz da <laughs> Fenerbahçe olduğu için. Evet. E Obradoş devrede olduğu için, Bogdan devrede olduğu için büyük bir ihtimalle Bogdan ikna konusunda çok etkili oldu. Çünkü çok e, taraftarı ve şeyimet etmiş. Nemanya'da da ucundan tutmuş mudur? Vallahi Nemanya'nın ismi hiç geçmedi. <gülüyor> yani... <gülüyor> yani şöyle bir su yani en azından bir su götürmüş midir al hocam? Hadi. Ama e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim Tanıdığım. Yani ben eskisi kadar tanımıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani, Kime? NBA'deki gelen menajerleri, scoutları, head scoutları falan. Çünkü... Emekli oldun abi. Evet. Ne? Doğru, yani, doğru. Şaka ya. değil. Doğru. Ee, Senede iki defa bizim, seyahat Bizim de Marmara. papatya köklerini görmeye başladık. Toprak kokusu geliyor. Ondan yani <laughs> o yönde ilerliyor. Allah <laughs> korusun da. Ee, yani ama... Marmara Adası'nın devamına zor geçiyorsun. O yüzden biraz... De. Ama e, şunu söyleyebilirim, şey ağı, çevre ağı mı derler, ne derler, Avrupa, Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu, şu bu, en geniş iki insan şu anda bir arada çalışacak. Evet. Mauricio ile Igor. Igor, doğru. Yani, imser... Birbirlerini de iyi tanıyorlar. Daha tabii, önce de tabii. çalıştılar. Ya onların ortak şeyi e... Colangelo. 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 Pardon, Colangelo. ben yazıldığı gibi. Yani ki... şimdi Don Luca'yı giymiş ya. <laughs> Colangelo <laughs> mı <mu> diyeceğim? Colangelo. <laughs> dedi, bir şey demedim Allah, Ne olacak? I'm gonna Allah, make Allah. you an offer, Cenk, that you can't refuse. Okay. 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 Ondan sonra e... yani ben çok heyecanlıyım. Şu açıdan heyecanlıyım. Yani biz nasıl mesela Saras e, bir oyuncuyu keşfettiği zaman çok hoşumuza gidiyor. ya da bunu çok iyi yapıyordu. Şimdi yine yapmaya başladı. Ben öyle 2-3 tane oyuncu bekliyorum açıkçası. Evet alt Özellikle alttan gelecek. Yani böyle e, belki çok herkesin o demeyeceği ama altını araştırdıkça vay dedikçe 2-3 tane transfer bekliyorum. Bir de ben şeyi çok inanıyorum yani şimdi onu da birazdan ilk bölümü seslendireceğim. Yo, bu obra hiç aşkı inanılmaz bir şey ve sadece Fenerbahçeliler değil. Yani ben bir zamanlar Amerika'da Amerika ile alakası olmayan hiçbir şey yapmamıştım daha önce. Ama bir obranın da var ya bir dinlendiği zaman inanılmaz bir, sene inanılmaz bir baskı geldi ve bir zamanlar Amerika'da işte şimdi Vince Carter geliyor iki bölüm sen daha iyi biliyorsun ben. Vince Carter geliyor iki bölüm çok beklenen iki bölüm ondan sonra da iki bölüm obrayı yapacağım ama obranın nasıl yapayım dedim Amerika'ya nasıl şey yap bağdaştırayım ve Gold Coach kim diye kendime bana da sordum sana da sordum ee, ve Obra'nın yani Obra'nın herhalde NBA ve NCAA dışında gold coach olduğu tartışılmaz değil mi? Kesin. Ya, peki ben, bence da... de tamam Bobby Knight güzel, hoş, e, Dean Smith, Danny Crum ama John Wooden kesin tartışılmaz. NCAA goldu John Wooden, Amerika dışı gold, Obra NBA'de şimdi tartışılıyor. 3-4 tane, var. Üç, dört tane var. Çünkü Phil Jackson var. Yani onu e, her türlü hesabın içine katman lazım. Greg Popovich var, onu da her türlü hesabın içine katman lazım. Red Arbuck var, biraz eski de olsa ve tabii ki Pat Riley var, The Godfather. O altısını Obra'nın kariyeri üzerinden hikayeleriyle mukayese edip, e, God kim diye Umarım o zaman izleyiciler beğenir. Ama e, şunu söylemek e, istedim. E, Mauricio ilk geldiğinde. Ben bununla ha, ilgili bir Instagram paylaşımı da yapmıştım. Çok... Fenerbahçe şey e, evet bir sezon olmuştu obra top 16'ya girmişti. Vidmar e, <laughs> Emir. Değil mi? 5 kişi falan sakattı o sezonda bir anda. Ee, Top 16'dan çıkamadı. Bir e, sezonu kapattı. Morizio sezon yoktu. Hayır işte o, o, yoktu. o için. Ilk sezon ondan yoktu. sonraki ikinci sezon Morizio geliyor. Ha, i̇lk turu iyi başlamıştı hatta Ve işte. şey oluyor. Yani nokta atışlar başlıyor. Yani e, Bo, Bogdanovic, ondan sonra Datome, ondan sonra Vesely e, ne bileyim. Değil mi? Yani ilk transferlere var, bir tane boş yok ya. Evet. Çünkü kanvas bomboş ve Baba fırçayı eline alıp Leonardo da Vinci gibi Mona Lisa'yı boyuyor. Şimdi son iki seneye baktığın zaman bazı transferleri eleştiriliyor çünkü ya diyorsun ki yani Mona Lisa'yı boyadın, şu dudağını da şöyle yap ama karakteri iyi yani biraz. Ya ben orada biraz Morison'un da hani şöyle olduğunu düşünüyorum. Şu tarz bir oyuncu lazım. İşte onu getir. Yani bu tarz konularda Morizud'un da biraz hani nasıl diyeyim atıyorum. Ee... Serbestliği olması lazım. Aynen. Yani bir e, Nando Dökoğlu'nun bu sene kullanıldığı gibi kullanıldı. Mesela yani sistem içi bireysellikte çok faydalı olmadı. O açıdan gibi. şimdi bugün de Wesley'nin Barcelona'ya gitme olasılığı ortaya çıktı. Sen gitmesinden yanasın. Ya şimdi şöyle bak. onunla ilgili çok soru geliyor da onun sana bir soru geliyor. Yani ben şöyle düşünüyorum Türkiye'de Namaos gibi benim için her zaman çok özeldir dostluğumuz da devam ediyor Allah bozmasın. Ee, Bu sağlamın benim için çok önemli çünkü herkes ona e, taş atıyordu. Benim de çok e, iyi laf bir e, arkadaşım vardı. Laf ediyordu. O zaman. E, Baskent'i e, yaşatmaya çalıştığımda salon sıkıntım vardı ve Bahçeşehir Koleji'nin müdürüyle, sağ olsun Allah ne muradı varsa versin, ya dedi para pul istemiyoruz, salonu kullanabilirsin istediğin zaman tek bir şeyim var, her semestir burada okulun da reklamını sağlayabilecek birer panel yap dedi. Gelecek oyuncuları da, koçları da bizim öğrencilerimiz seçsin dedi. Abi o ilk, ilk panel her haber her yerde çıktı. Müthişti. Google sağlamını seçtiler. Tamam mı? Ama o zaman kral sağlamında hakikaten yani tahtaydı. Ee, panelin olacağı günde <laughs> Fenerbahçe Ankara'ya uçuyor. Ertesi gün Telekom'la mı ne maçı var. Final serisi o zaman. Ha, Telekomla 2008 final serisi. Haziran'da okullar kapandı. Tam 2008, Ama bir ya, bu 2008. ilk şey Bu ilk. Şey, i̇lk ilk, paneldi diye hatırlıyorum. İkincisi de olabilir çünkü Telekomla ya, ya, yani 2008 hatırlıyor final serisi Olabilir. E, Aydın abi'yi aradım. Aydın abi çalışıyordu fener. Ya Aydın abi dedim böyle böyle. O zaman kadar da Aydın abi iyi kötü baskenti takip ediyor. Bilgi veriyorum ona. Ee, i̇lla onu Valla dedi yani Ben izin veririm dedi Ama dedi kendi uçak parasıyla Gelir dedi çünkü sonuçta Bileti kulüp tarafından alındı dedi O bilet yanacak dedi <laughs> Tamam dedim Yani ben hiç Beklemiyorum çünkü öyle bir imajı <laughs> Var ki sağ dışında e, Taksi şoförleriyle problemler Orada problem burada problem medi çok ben hiç anlatmayayım. Baba dedi ki "Aa benim mi seçiyor? Tabii gelirim." dedi. o çok abi. özel bir karakter. Ya yanlış abi bir güzel panel oldu. Bir espriler, bir hikayeler. Mehmet Okur da vardı. Yerlere yatırdı bizi. Yani o, o da benim için çok çok e, özeldir. E, ya bir tane hikaye. Brian Kellerman çok özeldir. Ya böyle var bunlardan biri de Datome'ydi. Şimdi Daton hmm. ben çok samimi değildim. Solomon'la ilgili bir hikaye var anlatayım mı? Ya hikayeyi YouTube'u, bütün YouTube. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya biz böyle iyi bir arkadaşımız vardı. Beni iyi tan eski tanıyan arkadaşım da bilir o zaman. Ee, o zaman 2008-2009 senesiydi. Ee, Solomon şeyde geldi. Yarıda ya, final serisi için mi ne geldi? Hatta yani şey playofflar için falan geldi. Hatırlıyor musun? Devin Smith'li Marcus Green'li kadroda. Bu ikinci gelişi. İkinci gelişi. NBA'den gelişi. Aynen. Devin Smith şey Marcus Kötü Green. Kötü oynamıştı. 2008. Evet. O playoff. Abi onun öncesi playofflar öncesi falan gelmişti sonuma. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir gece kulübündeyim. Böyle duruyorum. Bir anda böyle karşı karşıya geldik. Bir anda bir sarılışı var böyle. Bir, bir, sene falan görüşmemiştik o zaman. Şey İstanbul'dayken çok görüşüyorduk. E çok özel bir karakter. E inanılmaz çok. komik bir. Çok. İnanılmaz yani böyle acayip çok değişik bir karakter. Yani bir o anda. şeyi unutamam. E, baskent'in bir yıl daha yaşamasını e, sağlamıştı. Eksik olmasın. O da Memo'da. E, şimdi Datome çok özel bir şey. Tamam mı? <laughs> İstersin ki Datome ömür boyu Fenerbahçe'de kalsın. Oynayamayacak durumda olduğu zaman da altyapıda bir görev ver. İdareci yap. Fenerbahçe'nin Alvertisi olsun. Yani ee... kulübün içinde olsun istersin. Ama Allah da önünü açsın. Çok iyi bir sezon geçirsin. Fener maçları hariç. Datome yine Fenerbahçe'ye bir iyilik yaptı abi. Şimdi 33 yaşında. 1.6 milyon euro. 2 senedir 2 senedir e, tamam çok sakat sakat oynadı. Fenerbahçe ile oyuncularda o karakter müthiş ama sonuçta sakat sakat oynadığı için de tam verim alamıyorsun. <laughs> ve öyle bir zamanda gitti ki ve öyle bir zamanda 1.6'dan kulübü kurtardı ki yani 33 1.1'e imza aldı Milano'ya. 2. Di 1.1 diye biliyorum. 1.2 diye biliyorum. mi biliyorsun? Ya Milano'da herkese parayı saçıyor ona gelince cimcilik yapmış. Haiz de şey görmedim. Haiz verdiği para toplam 3 milyon dolar. Ya az mı? Ama bir 405 yaşındaki Haiz evet, 34 yaşında. 86 abi. Heinz. E, tamam ama yıpranma. Cici de 87'li. Öyle düşün. Peki. Peki. Yok. Hiç kimse Ya sen gibi şuraya gibi. başka birini alsana artık ya. Bir arkadaşım var sabah akşam yat, yazışıyorsunuz. Ya ya ya. Yani şeyden alabilirim. O o açıdan. O, o açıdan yani Dato şimdi Datomen'in gidişine üzülüyorsun ama kulüp açısından baktığın evet. zaman da yani bu sene Fenerbahçe'nin ne kadar iddialı olacağını çünkü bütçe bayağı indi. Ee, yani şimdi konuşulan 20 milyon. O Obrak alsaydı araştır. Olabilir. O obra, obra kalsaydı. Ee, yani zaten oraya çıkıp obranın kafasını çok karıştırdı yönetim o son dört günlük toplantı. Bir de iyi ayrılmışlar. Şöyle. Çok e, iyi ayrılmışlar. Sayın ayrılmış. Başkan obra ya, arası çok iyi. Ya Yaskeviçüs'le görüşmeyi obra ayarladı. Tabii tabii. tabii ayarladı. Söylemiştim. Yani, ya obra ömür boyu fenerli artık. Ve yani çok ileride, önemli oldu. İleride döner mi dönmez mi bilmiyorum ama eee ben bir şekilde e, Sayın Ali Koç olsam onu bu işin içinde tutarım danışman olarak altyapı şeyi olarak ne bir şey olarak yani çünkü e, o kadar yani sadece coaching olarak değil insan olarak da Türkiye o kadar ders verdi ki e, çok çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi Wesley'e gelince Wesley'in de durumu Datomeden çok farklı değil son bir iki seneye baktığın zaman e, evet yani. Sağlığı yerinde olduğu zaman Avrupa'nın hala en iyi pivotu ya da en iyi 2-3 pivottan biri. Benim gözümde bir sağlıklı olursa bir. İşte tamam yani. Ya bir Tavares şu Tavares e an. Tavares'e karşı psikolojik evet. bir şey <laughs> var. Hayır Tavares Real Madrid'de oynuyor Barcelona'nın da Wesley'i alması enteresan. Evet. Yani, i̇stemesi. İstemesi. Evet. Ee, o açıdan bu takımdan... Onlar nasıl Tomic gibi değerli bir uzunu gönderdi? Ya şu Saras nasıl anlıyor başka bir oda? Tatildeyken hani adamı attırdı ya. Yani Saras. Efsanesin ya. Ya biliyorsun ben mesela Barcelona'ya koç olsam benim de tatilde söyleyeceğim ilk şey Tomic'i yolla. Kapıdan almayın. Gelirse antrenmanı. açılmaz. Baba çıkmasın. 8 senedir orada ya. Yani Tünel bile kazmıştı <laughs> Antrenman sahasının altından soyunma odasına. Yani Saras gidebilir oraya. İlk gün bir girecek soyunma odasına. Tomiç orada tünelden gelmiş. Neyse şey de e, yalnız Klaver benim çok beğendiğim Ben de gibi. çok isterim ya. Aklıma Bu arada bırak. Ama ba şimdi bak bu takıma Ben sonra bıraktın mı Klaver'i? Evet, Klaver'i bırakmış. Eee bir, birini daha burası Şey, e, Keskin Kuriç. Yok kulüpte anlaştı. Evet kulüpte anlaştı. Kulüpte Klever diye ha, duydum ben. Şey, şey ya. Ribas, Ribas Ribas. Ha pardon, doğru. Ribas, Ribas Ribas'ta. Ribas doğru. Bıraktı. Ribas da şey. Yani evet. baya bir temizlik yapıyor. Şimdi Ribas da onun çok sevmediği tarzda bir oyun kurucu. Evet, çok iyi savunmacı ama o şey yani potaya giden fizik olarak şeyi ne yapacak abi acaba abi? Hörteli ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> ben yani to, Tom, Tom Çalik... kontratı da var bir sene daha. Ya varsa bir var, mi? Cebinden bir sen, yeni geçen ya. sene, yeni sene yeni gene. 2 artı 1 mi yaptılar? Bir Bir şey yaptılar. Bir şey. Bir şey Üç, üç var, bir şey. Yani şimdi e, bu olay... Kalsın abi Ha, bu arada e, dün Fenerbahçe TV'de de Murat Dedin geri dönüş programı çekildi. Orada da söyledim. Yani bu e, Saras işini Barcelona bir günde bitirmedi. Kesinlikle. Çünkü. Ya Sara 2 ay 3 ay önce anlaştı zaten kesin, kesin. yani Hesi şampiyon olsaydı da baba yaşlısın şimdi gelecek sene aynen. bu korona o, o kadar seyahat ne olacağın belli değil. Baba seçim de var önümüzdeki yani, sene bahsediyorum. O açıdan yani şöyle olmadı turnike atıldık Baskonia kupayı kaldırdı. Pesic kapının önüne koyuldu ve tatilde çocuklarıyla Onunla ilgili bir tweet attın mı? Attım Attın mı? İyi, güzel. yani o çoktan pişmiş Sarat bir işti. Bir, haftadır Ama şunu da söyleyeceğim. Atina bunu... şey demiş. Yunanistan'da tatil. Ha, Biliyorum tatilde. Benim Instagram'ım yoktu ondan. Sarunas Yasikevicius Maryland Üniversitesi'ni bitirdiğinde menajerini tanıdığım için söylüyorum. Kime ilk teklif edildi biliyor musun? 60 bin Fenerbahçe. lira. Fenerbahçe. Ve o zaman Fenerbahçe yası kivi içiyorsa, alsa ardından da zaten işte ülkelerle birleşme falan filan Sarunas'ın NBA'de Fenerbahçe'den başa gideceği NBA dışında takım olmazdı. Çünkü o da gönül adamı. Barcelona'yı niye seviyor? 60 bin dolara Ritas'ta oynadı. Olimpiya'ya geçti. Yanılmıyorsam 90 bin dolardı. Ondan sonra Barcelona ilk onu ana sahneye çıkaran, ona ne kadar güvendiğini gösteren kulüp oldu. 3 sene Barcelona bir tane Euroleague şampiyonu zaten orada Saras efsanesi uçuşa geçti. Orada da Maccabi. Ondan sonra her gittiği yerde bir şey, şey kazandı. Obra'dan çok farkı yok yani. Peki abi bir şey sorabilir miyim? Luçic ile Marinkovic e, haberler. Malinkovic'e resmi teklif yapıldığını duydum ben de. Yani resmi dedim Morizyon'un bir teklif yaptığını Malinkovic konusuyla ilgili duydum. Bir de üç tane isim yazdım. Aynı bölgeden. Bir Antony Gil'i biraz ayırabiliriz. 3 ve 4 numara bizim beğendiğimiz bir oyuncu biliyorsun. Ne diyorsun abi? Lucic ve Marinkovic konusunda ne dersin? Kokoşkov'un oyun sistemi sistemini ve düzenini düşününce. Çünkü Alvin Jensen ile ilgili ben sana geçen gün bir şey sormuştum. Bir şey duymuştum Alvin 14 saniye. E, antrenmanda e, şeyi şut süresini 14 saniyeye e, kurup öyle hücum ettirmiş. E Kokoşkov'un da hücum ve hücumu daha akışkan oynadığını düşünürsek ve kısalar üzerinden bir oyun tercih ettiğini düşünürsek yani Lucic ve Marinkovic'in e, nasıl bir önemi olur? Şimdi olursa mi, ben çıkan ben haberlere göre söylüyorum, haberim ben, yok. Benim <laughs> yani benim şahsi görüşüm. <laughs> Alvin Gentry de e, örnek olarak e, gösterdi. Yani Kokoşkov da o resmi boyamaya başlarken sadece bir tane değil iki tane guard başlayacak. <laughs> Çünkü guard oriented bir basketbol oynatıyor. Yani e, o açıdan guardları ben göreyim. Eğer hakikaten onun oynatmak isteyeceği basketbola uygun guardlarsa o zaman neler önemli o. Bir kere koşup köşede penetrate'den pası bekleyecek birer tane ben Nanalı'nın mesela Nanalı'yı ben de anlamadım. diye düşünüyorum. Eğer herhalde ki geçen seneki ücret kabul etmedi. Herhalde. O 300 mü? geçen sene bu 6 Aha aylık süreçte işte şöyle bir şey söyleyeceğim. Bildiğim bir şey söyleyeceğim. Bildiğim kadarıyla diyeyim ya da bildiğim aldığım bilgi hep buydu. Ee, ikisinin i̇kisinin toplam maliyeti 550 ile 600 bin dolardı. Tam Malcolm Thomas'la Nanali'nin. Hani eğer o fiyatlar yani Nanali'yi iki katına çıkarırsın atıyorum. 500-600 bin dolara tutabiliyorsan bence kötü bir hamle yani olmaz. Yani iki tane öyle şütör lazım eğer guardları bulursa. Ee, trailer olarak hızlı gelebilen atletik bir uzun şart. Ee, çünkü trailer olarak hızlı gelebilen atletik olması da bir Loven var istiyorsan. Ay ya söyleyim söyleyeyim de tutsunlar bari. Bir Laverne der misin? Laverne. <laughs> ya herhalde Fenerbahçe'nin bu sene minimum <laughs> minimum 5-6 yeni yabancı alacağını düşünüyorum. Yani kalan Bobby belki kalabilir. Onun bir sene daha sözleşmesi var. <laughs> Orada da annesi gelmesini istemiyor muymuş bir şey duydum Chicago'dan ama yeter artık demiş. Yani. Senin hemşerin zaten. Ee, Eyaletlin değil. Yani onun dışında bakıyorum şeye. E, kim olabilir? Ben Nando De ile Veseli dışında e, kalacak bir yabancı beklemiyorum. Ben De Kolun kalacağını hiç zannetmiyorum. Aslında Kokoşkoğlu acayip bir sezon da geçirebilir ya. Yani. Ben hiç zannetmiyorum. Ben... Bir kere o şeyi kabul etmez. <laughs> İndirimi kabul etmez. <laughs> Ama zaten 2.4 alıyor. Ya. Yani, bir indirime tamam gideceğini yani... zannetmiyorum. Yani. Ee, şeyi yani bilmiyorum. Ben e, kalacağını zannetmiyorum. Kalırsa zaten onun takımı olur. Öyle görünüyor. Yani hem Euroleague tecrübesi olarak hem şey olarak e, eğer o kalıp Sulukas giderse e, geçen sene e, bir takım sıkıntıların adresi ben değildim diye motive olmuş olabilir falan. şimdi Ama bence zor ya. Geçen bir de karısı Valencia'yı inanılmaz seviyormuş. Olabilir yani. Geçen bir program yapmıştık biz. Orada Costa Sulukas'ı Gigi Dotome gidiyor demiştim ben. Gigi Dotome ayrıldı zaten. E, yolu da açık olsun. Costa'sın durumuyla alakalı bir şey öğrendim. E, şimdi Gigi e, bu Fenerbahçe'de bir ödeme planı yapıldı abi biliyorsun evet. oyunculara. Oradaki ödeme planında bütün oyuncular boşa çıktı. Yani e, sözleşmeleri olmalarına rağmen herhangi bir takıma imza atma şeyleri yani Fenerbahçe'de buyout alamayacaktı. Öyle bir durum ortaya çıkmıştı. Bu tabii teknik olarak sözleşme detaylarını da tam bilmiyorum ama şey bu. Şimdi Cici şunu söylüyor. E, bu Euro Ligi biliyorsun her ay imza atıyorsun hani borcu yoktur şeyiyle. Cici diyor ki ben hani Milano'ya gitmek istiyorum. E, bu pandemiden dolayı da hani artık ülkemde devam etmek istiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Burayı da çok seviyorum. Ama orada kariyerime devam etmek istiyorum. Zaten hani son şeylerim. E, ben buna imza atmayayım. Siz de bana kolaylık gösterin diyor. Hem ben bir zarar vermemiş olayım. İmza, atma, imza atmayacağım. Borcu yoktur kağıdına ama. E, herhangi bir e, Fenerbahçe'ye de bir zarar vermeyeceğim. Siz de beni bırakın. Hani. Tamam diyorlar. E, beraber açıklarız hatta diyorlar. Yani üzülüyor tabii yönetim kısmında. Cici öyle ayrılıyor. Kostas hasta, Olympiakos'la anlaştı. Fakat e, o borcu yoktur yazısına imza. <laughs> Kostas atmış. imza atıyor. Böyle olunca da eee yönetimiyle ortak hareket etmek zorunda. E, sanırım bir buyout şeyi olmuş. Olympiakos'ta veremeyiz demiş. Benim bildiğim kadarıyla Olympiakos, Kostas'ın e, hani karşılıklı anlaşarak ayrılması bekliyor ama Kostas kesinlikle e, gitmek istiyor. Şey olayları, onun biraz ailevi durumlarından Ab dolayı bir de bu ablası, ablası yani. bir de Yunan Yunanistan'daki işte herkes ülkesinde olmak istiyor abi şimdi Oyunculara da bir şey diyemiyorsun. Bir de ben zaten Kokoshkovla ben yani Kostas Lukas'ı sen de ben de çok seviyoruz biliyorsun. Ama çok Kokoshkov tarzı bir koçun oyuncusu değil. Diye düşünüyorum. Yani böyle 15-16 saniye hani hep eleştirilenler oluyordu ya bu sene. Topu elinde tutma falan. Yani biraz daha birbirine testler yani. Şey olarak. Allah şimdi 5 sezon. Ya büyük ihtimal gidecek o da yani. Bek Kesin sen... gitti demiştim. O imzayı bilmiyordu. Yok. O imzayı plan, attıktan plan, plan sonra Falan şey problem çıkaracağını zannetmiyorum. Karşılıklı konuşuyor. Ee, şey çünkü yapalım. sonuçta e, bu markayı yaratan isimlerden birisidir. Kaç Kesin. yıl buraya hizmet etti. Burada olduğu her yıl Final Four yaptı Fenerbahçe. 2016 finalinde de çok iyi. Ee, Geri dönüşte de. O açıdan e, yani <laughs> benim bildiğim Fenerbahçe yönetimi isimler değişse de böyle şeyleri unutmaz. Yani, Kesinlikle. Böyle katkıları e, unutmaz. Ondan ben su Kasa'da gitti gözüyle bakıyorum. Zaten Atina'da olm olmak istiyormuş. Pire'de yakın. Yani Zaten şeyi o. Kökeni orası. Derik ee, Derek gitti. Derik Williams. Herhalde uzatmaz opsiyonu. Ee, Peki Derik sence Kokoşkova yapamaz mı? Ya şimdi bak Kokoşko tempolu oynatıyor düşüncesiyle. Ha Bayern'de yani, ona verilen e, özgürlüğü bir kaos, Kaos oynatmıyor. Yani Derek, Tamam tamam, hayır şey lazım. Yani savunmada hadi bir hadi an önce hadi bir an hadi önce, bir an önce şey. atsalar da şu rebound'ı alsak değil. da hucuma geçsek takımı lazım. İşte kim kim olabilir o. Belki yani olabilir. Zenit olabilir. Zenit'te çok para var. Antony Gil için ne diyorsun? Ya ben sana işte söylüyorum o iki veya üç garda önce bulursa eğer dekolo kalıyorsa yanına iki tane daha alırlar herhalde. Biri yani biraz daha ikiye yakın. İkisi de okyanus ötesi olur diye düşünüyorum. Ben de, ben de öyle düşünüyorum. Bizim seninle bir şey konuşmuştuk ya hani sen de sezon içinde de söyledin. Ben olsam iki tane şey getiririm uzun. Obradoch sisteminde uzunlar bitdi yani iki tık daha öndeydi. Hani Lovenli ve sakatken. Şimdi bence Morizio'nun kalması bunlar için çok daha değerli hale geldi. Yani bu tarz yapılacak transferler için yanına bir de ...Kokoşko eklemesi. Hani biraz daha Avrupa basketbolunun dışında bir şeyler izleyeceğimizi gösteriyor. Yani Avrupa basketbolunun dışında denmeyecek bence. Dışında bildiğimli yani. Farklı bir, bir boyutu, farklı bir, aynı. Farklı bir tarzı olacak. Yani dört gözle bekliyorum yani bu yaz hareketli geçecek herhalde. Seni iyi görüyor Murat. Bana de, ben de. Hayır Murat Didini de dün çağırdık program başladı yani demek ki yazın baya bir hareket bekleniyor transferler işte şeyler. Yeter ki şu korona yani şimdi her şeyi konuştuk da abi NBA bu yaz ligine yazı oynatamazsa. Sürekli biri korona çıkıyor. Biri değil dokuz kişi bu hafta. e Şimdi beyzbol başlatacaktı. Atlanta Braves'de dört oyuncu da çıktı. İkisi tanesi takımın en iyi iki oyuncusu. Biri yoğun bakımda. 30 yaşında. Yani karısı diyor ki bir anda sabah uyandığında sanki bir ton şey düşmüş üzerine gibi tuğla düşmüş üzerine Haysizlik. gibi ne yap? Kolunu kıpırdatamıyor, titreme <laughs> ateş, cayır cayır yanıyor diyor. Yani şimdi e, hala bence bu virüsle ilgili yeterince bilgiye sahip değil insanlar. Ben de onunla alakalı şunu söylemiştim geçen programda. Önümüzdeki sezonun ne olacağı belli değil. değil. E, ben olsam dedim hani çünkü o arada da orayı da şöyle bağlayayım işin gerçeği ben Erdemcan'la devam edilmesi taraftaydım. Seninle de bunu konuşuyorduk. Ben Fakat de. bizim şeyimiz e, hani Morizyo'nun devam etmeyebilir yönündeydi. Hani daha belli değildi durumu. Hatta onunla ilgili bir yana anlatayım. E, bir sohbetiniz oldu. Bir iki gün içinde görüşeceğiz dedi. Pazartesi açıklama geldi. O zaman biz inanmıyorduk yani hani yani şey ne olacağını bilmiyorduk yani kalıp kalmayacağını. Ben onun üzerine Erdemcan dedim devam eder etmez diye. Ama şimdi er, yani önümüzdeki sezonun ne olacağı belli değil diye Erdem Hoca demiştim. Fakat Morizio kaldıktan sonra da e, tam tamamlayıcı bir hamle oldu. Yani o yüzden benim için çok umut vaat ediyor. Bir de ilk defa Morizio özgür bir rolde olacak tabii, diye düşünüyorum. İlk geldiğinde de e, bayağı özgü, özgürdü zaten. E, tabii ki Obradoviç'le e, e, Yudo. Yudo onun hamlesidir mesela. Obrado 3'e basketbolcu yap. Tekrar Datom, basketbolu döndüren. Yudo, Datom, e, Yudo. Melli, Melli. E, Wanamaker, e, yani o Jason, Jason Thompson. Jason Thompson'a kadar hepsi nokta atıştı. Jason Thompson'ın da bana da hatta biraz kırıldı. Ya ben Çin'den uzun almam demiştim ona. Ben Thompson'ın geleceğini biliyordum. Ya yani ben Dostlukları her şeyin önüne koyarım. Yani haber patlattığım işte en büyük benim falan. Sevmem <laughs> öyle şeyleri. E, açıklanmadan 2-3 gün önce biliyordum. Çıt çıkmadı. Sana hiçbir kimseye söylemedim. Ama dedim yani Çin'den ben uzun almam dedim ya. 30 senelik bir iyi bir dostunuz vardı mı? Yani çok seviyorsun da Moriz'i. Tabii şey Toronto'da çalışıyorken zaten e, ne zaman Türkiye'ye gelse Kıvanç Masayı döşer peki de hep senin, bizde kalırdı. Peki senin Toronto demene biraz bozuluyor mu yoksa? Ee, bozulmuyor da... <gülüyor> e... <gülüyor> tamam bir şey demiyorum. Tamam konuyu bir şey demiyorum. Tamam yok sordum. Merak <laughs> ettiğim için sordum. Şey... Ee, bir şey daha söyleyecektim. <laughs> ne diyecektim ya? Unutturdun bana bak. Şimdi... 40 dakika. 40 dakika mı olmuş? Tamam. O zaman... Ee geçiş sancılı olacak diye düşünüyorum. İki hocanın da Obrado için 7 senelik sisteminde düşününce Kokoşkov'un e, oyun tarzını oynatmak istediğinden öte oynattığı basketbol düşününce bence bir 4-5 ay şimdi sıkıntılı geçecek diye düşünüyorum. Şu anki Greg Popovich bile gelseydi Obrado ardından yine sıkıntı olacak. Bence Kokoşkov kadar olmayacaktı da. Hayır yani çünkü oyun tarzı farklılıkları var. Şu anda var e, aktif koçlar arasında, yani ya Skivy 300 gelse de sıkıntı olacak. Abi Olmaması mümkün değil. Avrupa piyasasında oyuncu yok. Yani şöyle, Saras e, çok o riskleri şimdi almazdı mesela. Atıyorum, e, okyanus ötesi şeyini. Maurizio ile beraber de olsa çok o işleri almayabilirdi. Olan şeyden devam ederdi. 50 milyon euro da versen piyasada oyuncu yok. Geçen seneki zenit durumuna düşebilirdi Tam da olan şey kalmayacaktı ki bütçeden dolayı. Yani geçen seneki kadroyu koruyamayacaktı <laughs> ki Fenerbahçe. Işte koruduk, bir, bir iki kişi derden, belki kalırdı. O yanına kalırdı. takviye. O açıdan bence e, çok iyi bir isim buldu Fenerbahçe. E, taraftarı bir kere heyecanlandı. Bu çok önemli. Obrado sonra taraftan heyecanlanması çok büyük bir artı yönetim için. artı Avrupa kökenli Yugoslav ekolü ama NBA koçu. Ve Slovenya'da elde ettiği başarıyı da hiç küçümsememek lazım. Ya küçümsemiyorum ama 10 günlük bir turnuva olan bahsediyorsun. Tamam o ya, şöyle yani e, futbolda da böyle işte Dünya Kupası kazanan hocalar ya da işte Avrupa şampiyonluğunu kazanan hocalar sonra kulüp takımlarında başarısız olabiliyor. Ya yani benim kafamdaki tek soru işareti kulüp takımlarındaki tecrübesizliği head coach olarak. <laughs> Başka bir şey değil. Onun dışında Brezilya'yı yapıp Fenerbahçe'ye gelen kim? Pereira. E, başarısız ya mıydı? İlla hatırlayacaksın onu yani. Hayır, başarısız mıydı Fenerbahçe'de? Abi Fenerbahçe'nin en az gol attığı şampiyon olduğu sezondur yani. Ama şampiyon oldu. Ya oldu da yani Oğuz Çetin Aykut herkes, kocaman. Herkes, baba, di, herkes, yani, di, Didi veya Zico gibi bir olamaz olmaması. 1-0, 1-0, 1-0. Sen bir Didi sıfır. Didi'yi seyretmedin. Didi'yi ya nasıl, babamın gibi. niyetinde yoktum ben o zaman. 70'lerin 70, 70 sonundan bahsediyorsun. Müthiş top oynuyor. E Keçi Mustafa vardı. Bayılırdım mu? o. <laughs> Altay'dan almışlardı. <laughs> Selahattin vardı. Ender vardı. Antrak Frankfurt'tan gelmişti. Tabii Alparslan. Selahattin Amerika'da mıydı? Amerika'daydı. Ama yazın yani babam yazın bizi Türkiye'ye yollayıp en azından hazırlık maçlarının hepsini seyredelim diye uf, karnemiz 10 üzerinden 10 olurdu. 10 üzerinden 10 getirirseniz yolluyorum derdi. Yani 10 üzeri yani, ha? Yani nelere kadirmiş bu futbol aşkı? Onu demek istiyorum. Ya o aşkı söndürdüler işte yani Türkiye'de 3 Temmuz'dan bu yana olup bitenler hakikaten şimdi keyif almıyorsun değil mi? Evet. Çok Hiç. Yok, Hiç ki yani e, benim aile baba tarafı Trabzonludur. Yani ben akrabalarımın Trabzon-Fenerbahçe maçlarına e, iki ramayı böyle bağlayıp gittikleri günleri hatırlıyorum abi. Yani Şimdi 11 sezon e, e, Trabzon-Fener 1-2 oldu. İşte o Trab o Trabzon'un müthiş dönemi. 70'lerin sonu 80'lerin ortasına kadar değil mi? Evet. Sen izlediğin zamanlar onlar yani. Ama ben Didi'yi çok sevdim. Şey... <laughs> Senin Didi Didi Ayranlı çok. Olmadı. da büyük oyuncuymuş mesela. Babam onun oyunculuğunu hatırlıyordu. Ben e, hatırlayamıyordum. At, yani e, şey çok <laughs> ufaktı. Şey de Ben şey, Brezilya'yı şeyle e, o Pele, Rivellino, Cazinho... Zico için şey diyorlar ya yani, e, ne diyorlar? Ne? Beyaz Pele diyorlar ya yani, evet. Zico için. Ama hep şey derler. Eğer Zico Pele'den önce olsaydı Pele için işte siyah, siyah Zico, Zico derlerdi. Derler. Peki. Abi bir şey daha hikaye daha ekleyeyim. Çok can ciğer kuzu sarması bir arkadaşımın uzun vadeli Brezilyalı bir sevgilisi vardı Amerika'da. <laughs> evet. Ee, tam böyle. Hazır sezonu kapatıyoruz. Bre Brezilyalı. Dedikodu, dedikodu evet. Bütün ailesiyle e Amerika'ya geldiler. Benim arkadaşların ismini söylemeyeyim şimdi utanır. Türk arkadaşla <laughs> tanışmak için ben falan babasıyla falan tanıyor muyum ben ha? tanıyor muyum ben bilmiyorum zannetmiyorum peki ya işte, çok enteresan bir şey söyledi babası ne Pele, ne Zico dedi kör olmasaydı Tostao dedi gelmiş geçmiş en büyük Brezilya futbolcu Tostao'dur dedi şaşırmıştım biliyorum Tostao ya ciddi misin dedi? ne zaman kör oldu 26 yaşında top geldi hmm. bir gözü gitti Ondan sonra başka şeyi bıraktı futbolu. E nasıl bıraktı. böyle zaten nasıl oynasın abi? Hep bir kör şeyin olacak. kör noktan yani hem de taraf olacak noktada değil. Ya koşamazsın böyle. Onu yani. da e, veda hikayesi olarak ekleyeyim dedim yani. Brezilyalı bir futbol hastasının bana söylediği şey. Bir de e, şeyi çok severlermiş. Sokrates. Tamam, ben de o zaman bir şey ekleyebiliyor muyum? Ekle hadi. O zaman. Ekle. <laughs> bu se bu sene ne dediysem yani geçtiğimiz sene şubeyle alakalı hepsinin noktası virgülünün arkasındayım. Şunu da ekleyeceğim. Ee, Fenerbahçe'de e, ne kadar ben doğru kendi doğru bildiğimi eleştiririm. Yanlışı doğru bildiğimi takdir ederim. Yani yapılıyorsa yanlış gördüğümde eleştirmek benim bir Fenerbahçe olarak vazifem. Burada da Sayın Başkan Maurizio Gerardini'nin kalması için ne yaptıysa basketbol aklını bu şubede tuttuysa Kokoşkov'un gelmesi de e, Morizio'dan dolayı bir o kadar önemli. Yani Kokoşkov'dan dolayı Sayın Başkan'a aslında teşekkür etmiyorum. Morizio hamlesini yaptığı için ve basketbolu tekrar rekabetçi tutacağını gösterdiği için çok önemli bir hamleydi. Bunun Şimdi için de hem Türk basketbolu için de kendilerine teşekkür ederim. şöyle bir Ki şey bu kadar var. zor bir zamanda e, yapıyorlar bazı şeyleri. Katılıyorum. Her Ama şey... bende hep bir Obradoviç burukluğu, hep bir olacak. yani Hiç o geçmiyor. Abi bence Labrador'la ilişkileri koparmayacak. Yok 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 çok iyiler. Ben yani hoca olarak de devam ederim. O heykel dikilecek. Bence dikilmeli de zaten. Yani bence. Sen böyle dikilecek dedikten sonra kesin bir şeyin vardır aklında. Hayır hiçbir şey yok ya. <laughs> dikilmeli diyeyim hadi. Dikilmeli mi? Ama şunu da e, her şeyin hayatta bir bedeli vardır. Arka arkaya 6 yılda bir marka olmanın bedeli o oyuncuları tutabilmek için NBA'in istediklerini zaten tutamıyorsun. Bütçe biraz gereğinden kabarıyor. Şimdi aynı problemi Efes yaşıyor. Evet. Tamam Singleton mı? tuttular. 750 bin oynuyordu geçen sene. Singleton ben bildiğim şu. bu sene birinin üzerinde bir rakam olacak diye biliyorum. Ay, Tam rakam bilmiyoruz. 7.5 şeye veriyorlar. Öğrenirim yani sezon. yanlış bir şey söylemiyorlar. Yani Ama daha, daha orada bir şey de var ya. 7.7'de bir İşin başka boyutu da var ya sadece Anadolu efes boyutu yok bence. O başka boyutu bilmiyorum sen daha yani, iyi biliyorsun. Hayır şöyle. Yani bütçeye girmeye ödemeler mi var diyor. Bütçeye girmeye ödemelerden öte. Makabi gibi. Yok onun gibi tam onun gibi demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Türk oldu ya şey. Ha. Bunu federasyon, bir federasyona ya oldu. Yani şöyle bir sıkıntı var biz bunu Sinan Aras'la. Ya çok zor çünkü yani. İlk hangi takımda oynarsa, oynarsa o biliyorsun, biliyorsun o takımın yani. şeyi. Amerika çağırabilir onu. Milli takıma. İlk hangi formayı giyerse resmi bir maçta o ülkenin oyuncusu sayılıyor. Ee, Amerika'nın da NBA oyuncuları gelecek sene olimpiyatlara yetişememe durumu var. Yani orada da federasyon çok iş dikkat etmesi Evet dikkat etmesi lazım. Ama bu seneki bütçeyle Mauricio artı Igor ee, yeni Larkinler, yeni James'ler, yeni Yudohlar, Mickey'ler bulup Mickey. Jordan mü Mickey? Ben seviyorum diye. E boşta. Biliyorum boşta da yenisin diyorum ya. Çok yıprandı çocuk Matik. <laughs> evet kapıyor. Ben kapayım. Abi ben sen kapama. Don Luca. Bak bir şey ekleyecektim. dur. Bıktım abi sen. Ben abi sen ekle, 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 ekle. Vallahi bir şey ekleyecektim. Ha şeyi ekleyecektim. E, bu geçiş sürecinde e, Obrador için Fenerbahçe camiasında taraftarında büyük etki bıraktığını biliyorum hani ayrılışının. Çok büyük serzenişler de oldu. En başta ben. En büyük eleştirileri ben yaptım. Ama bana ben bir yaptım. taraftar da gelip ya nasıl bıraktı bizi demedi biliyor musun? Hepsi... Ha ya evet çok seviliyor. Zaten. Hepsi hakkını helal et. Çok Aynen, önemli bir şey. Tabii, çok sevilmesi ayrı. Ee, yeni dönemde sancılı geçeceğini düşünüyorum ilk zamanların. Belki Fenerbahçe ilk kez 6 senedir favori olarak başlamayacak. Euro Liga. 6 senedir e en favori 3 takımdan biri gösterilirdi her zaman. Her şey en favoriydi. 2 yani, e yani senedir uzak aramış. iş yani. gidiyor, Yudov gidiyor favori. Evet. Nasıl oluyor diyorduk ya. Oyna yüzden... Maker gidiyor şey gidiyor favori. Melli o... gidiyor, Guduric gidiyor. Favori. Favori. Ee, yani desteği zaten esirgemez falan işte taraftar da sahip çıkmak ve sabretmek Ay, belki çok önemli. taraftar önemli. maçlara bir daha bir şey, gidemeyecek. Yani. bile şöyle bir cümle ekleyeceğim. ile ilgili böyle yeni Bogdan olur mu? Yeni bilmem ne olur mu diye sürekli bir haber pompalama. Lütfen bunlara gelinmesin. O tarz bir oyuncu değil. değil. Ee, yani olduğunun da fazlasına bir misyon yüklerse, yüklenince de bu sefer taraflar hayal kırıklığına uğrayıp tepki göstermeye başlıyor. Bu haberlerin hepsi o algıyla alakalı yani kimse o işlere gelmesin dikkat etsin diye düşünüyorum ben etmeli diye düşünüyorum. Hadi abi bütün sezon açtırdım, mı? açtırdım bana sen kapat. Evet Cenk Durga teşekkür ediyoruz. Ha bir de şey ekleyeyim mi? Eee Erdem bir oldum. arkadaş. <laughs> İlk eee Igor Kokoşkov Erdem Erdem Hoca arasında bir şey olmuş, bir trafik olmuş. O Igor Kokoşkov kalmasını istiyor hocanın. Evet. Ee, ama son karar yani ben kalmasından yanımda. İnşallah. İnşallah da kalır. Vay Çok desin. da önemli. Abi lütfen top sende. Hiçbir şey eklemeyeceğim. Söz. <laughs> Hayır. Ha? Eminsin. <laughs> Abi kapat. 48 dakika oldu. 48 dakika. Evet Cenk Duruk'a teşekkür etmeyecektim esasında ama, ama. <laughs> Ee, bilmiyorum belki abi haftaya program yaparsak flash bir transfer gidiyor. falan olduğunda da özel programlarla yazın sizlerle birlikte oluruz ama şimdilik Euroleague podcast'ten bu kadar ben Murat Muratanoğlu hepinize sağlıklı güzel yaz günleri diliyorum hoşçakalın hoşçakalın